Herkese merhabalar. Diye Yazılım'ın sizler için hazırlamış olduğu webinar serisi olan Diyalog'un 8. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz kimya. Kimya sektörünü konuşmak üzere yanımda Cenk var. Cenk hoş geldin. Hoş bulduk Yiğit. Nasılsın? Teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? Ben deyim. Teşekkür ederim. İstersen kendini bize biraz tanıt. Tabii ki. İsmim Cenk Çobanoğlu. 1983 İstanbul'da doğumluyum. Evli ve bir çocuk babasıyım. Yaklaşık 1,5 yıldır Diye Yazılım bünyesinde satış destek ekibimde çalışmaktayım. Kimya sektörü başta olmak üzere birçok sektöre ERP danışmanlığı vermekteyim. Pekala. İstersen ilk sorumla başlayalım. Tabii ki. Bize kimya sektörünün genel bir tanımını yapıp daha sonra da bir alt kollarını ayırabilir misin? Tabii ki memnuniyetle. Kimya sektörü üretim ve ürün işlemesi anlamında çok geniş bir firma. Sektör aynı zamanda ham madde ve enerji ihtiyacını da hem kendi sektörü için hem de diğer sektörler için karşılayan bir sektör. Bunun yanında diğer sektörlerle olan iletişiminde de yoğun bir şekilde bir iş ve işlem hacmi olduğundan dolayı da şu an için en önemli 3 sanayi sektörü arasında gösterilmekte. Tabii bunun birçok alt kolu var. Bunlar için ilaç, kozmetik, boya, LPG, tarımsal ürünler, sanayi ürünler, tekstil ve gıda kimyasalları ve bunun benzeri sektörleri verebiliriz. Peki şimdi kimya sektörünü güzel bir çerçeve oturttuk. Buradan şeye geçelim istiyorum. Kimya sektörünün genel ihtiyaçları evet. Nelerdir? Kimya sektörünün aslında en önemli ihtiyacı karmaşık iş süreçlerinin yönetiliyor olması ve bunun yanında da bir anlaşılır iş akışının olması gerekiyor. Gerek sektör genelinde gerekse sektörde faaliyet gösteren firmaların yönetici kademesindeki kişiler için anlaşılır bir iş akışı ve analiz olması gerekiyor. Tabii ki burada bir diğer önemli husus da sektörün dinamiklerinin göz önünde bulundurulması. Aynı zamanda maliyetlerin yüksek olduğu bir sektör olduğu için de planlama, bütçe, bunun yanında analiz ve raporlama da önemli hususlar. Peki şimdi kimya sektörünün genel ihtiyaçlarını özümsedik. Buradan ERP'lerin evet. Sunduğu çözümleri konuşalım istiyorum. Tabii ki. Önemli çözümler dış ticaret, bunun yanında stok ve depo yönetimi, aynı zamanda muhasebesel ve e-devlet süreçleri çerçevesinde de bir takım yükümlülükler var. Yükümlülüklerin yerine getirilmesi, üretim tabii ki başlıca en önemli husus aslında. Ve tedarik zinciriyle oluşan maliyetlerin kar ve zarar çerçevesinde kontrol edilmiyor olması. Peki. Şimdi kimya sektöründen bir işletmeyi ERP yazılımı seçerken evet. Nelere dikkat etmeli? Öncelikli olarak kimya sektörüne kısaca bir farklı çerçeveden bakacak olursak müşteri özel talepleriyle üretim yapan firmalar. Bunun yanında sipariş odaklı pazar payı olan ve sektörde geniş bir yelpaze içerisindeki firmalar. Tabii ki yüksek miktarla ürün üretiyor olmaları, bunun yanında büyük hacimli tesislerde bu süreçte yürütülüyor olması da ekstra maliyetler oluşturuyor. Tabii bu maliyetler de aynı zamanda yazılım tercih ederken bir diğer önemli konu. Bu yazılımın hem sektör özelinde birçok işi planlıyor ve çözümlüyor olması gerekiyor. Bunun yanında da süreçleri pratik ve basit bir şekilde çözümlemesi gerekiyor. Peki. Şimdi kimya sektörünü güzel bir çerçeveye oturttuk. Evet. Buradan biraz daha spesifik sorulara geçmek tabii istiyorum. Ki. Senin de bildiğin üzere kimya sektörünün ham madde tedariğinin %80'i evet. Yurt dışında. Aslında son yıllarda bu %90 seviyelerine kadar da ulaştı. Evet. Yani bu noktada ERP yazılımları hatta DIA kimya sektörüne ne gibi çözümler sunuyor? Tabii şimdi burada ithalat önemli bir konu, birinci husus ve ithalat sürecinden sonra da ürünlerin yoldaki geçen süreçleri, bunların antrepoya geldikten sonraki gümrük ve işlemleri, bunun yanında ithalat sürecinde katlanılan birçok maliyet de aslında bir ERP yazılımı özellikle diğer özelinde de bu hususları ön plana çıkartıyor. Tabii ki sadece ithalatla biten bir konu değil, bunun aynı zamanda satış ayarında bir de ihracat konusu da var. Bu iki önemli husus özellikle kimya sektöründe faaliyet gösteren firmaların hem dış ticaret birimlerinin hem de firma yöneticilerinin ileriye dönük planlama ve bütçeleme konularında da hassas olduğu noktalar. Biz de DİA olarak özellikle bu iki konu üzerinde pratik çözümler sağlıyoruz. Peki şimdi ham madde tedariğinin büyük bir bölümü yurt dışında. Evet. Dolayısıyla bu gelen ham maddenin bir stoklanması, depolanması tabii, kesinlikle, süreçleri o zaman kesinlikle. Bu süreç çok daha önemli diyebiliriz. Burada sunulan çözümler neler?
Tabii ki ham madde tedariğiyle tüm işler bitmiyor. Özellikle kimya sektöründe kullanılan birçok ham madde hem son kullanma tarihi açısından hem stoklama açısından önemli bir depo yönetimi sistemi gerektiriyor. Burada hücre bazlı ve koridor bazlı bir yerleşim seçimi yapılabilir. Bunun haricinde sayım olanaklarında pratik bir şekilde çözümleniyor. Tabii raf ömrü önemli bir husus. Raf ömrü yaklaşmakta olan ürünlerin de bir kontrol mekanizması olması gerekiyor. Bunların yanında bir de satış yapan kimya sektörü firmaları geriye dönük bir analiz ve sattıkları ürünün sürecini kontrol etmek için gerek parti numarası, gerek lot numarası ya da 5 numarası bazında bir geri izlenebilirlik süreci talebinde bulunuyorlar. Biz de DİA olarak tüm bu süreçleri kapsamlı bir şekilde ve sağlıklı bir şekilde yürütüyoruz. Peki şimdi stok ve depo tarafı işin bu kadar yoğunsa bu muhakkak üretimi de etkiliyordur diye düşünüyorum. Evet. DİA üretim noktasında hangi çözümleri sağlıyor? Öncelikli olarak kimya sektörünün kendine has bir üretim şekli var. O da formül bazlı bir üretim yapılıyor. Senin de bildiğin gibi dünyanın bu konuda birçok önde gelen firmalarından bir tanesi Coca-Cola. Bunların yapmış olduğu ürünlerin formülleri gizli. Sadece ailede olan formüller var. O yüzden de bu özellikle ERP tarafında da bu gizliliğin sağlanması çok önemli bir konu. Biz diğer özelinde bu gizliliği yetkilendirme ile sağlıyoruz ve bizim açımızdan da çok hassas bir konu. Tabii ki üretime geçtiğimizde öncelikli bir planlama yapılması gerekiyor. Bu planlama sonucunda bir süreç analiziyle üretim süreçleri nasıl takip edilecek? Burada bir kalite kontrol birimi devreye girecek mi? Ya da üretim tesislerinde makina, parkur bazlı iş akışı nasıl sağlanacak? Bunların hepsinin önemli bir şekilde üzerinde durularak ve detaylı olarak incelenmesi gerekiyor. Peki şimdi Cenk, üretimi tamamladıktan sonra Evet. İşin bir de satış tarafı var. Satış sürecinde DİA'nın sağladığı avantajlar neler? Aslında sürecin en önemli noktası satış. Sonuçta bir ham madde tedarik ediyorsunuz, bununla bir üretim yapıyorsunuz. Evet. Ve sektörün özelinde ham madde çok uzun süre dayanabilecek bir ürün olmadığı için bir an önce bunu satmanız gerekecek. Bu da satış sürecini daha önemli bir hale getiriyor. Tabii sektörde yer alan firmalar özel fiyatlandırma ve kampanyalarla gerek son tüketiciye gerekse toptancı diye tabir ettiğimiz diğer firmalara da bu konulara destek sağlıyorlar. Aynı zamanda e-ticaret ve pazar yerlerinde de bir satış ağları var. Biz bu konuda DİA olarak aslında çok önemli bir yer alıyoruz. Gerek e-ticarette gerekse pazar yerlerinde hem ürün satışı, satış sonrasında bir takım yasal zorunluluklar çerçevesinde gereken fatura ve ihsale süreçlerini bunları sağlıyoruz. Aynı zamanda alternatif ürünlü bir stok yapısı sunuyoruz. Tüm bu süreçler aslında satış çerçevesinde yürütülen işlemler. Tabii bunun dışında kimya sektörü firmalarının bazı özel durumları da var. Özellikle satış yapan firmalar, ürün takip sistemleri, gübre takip sistemi, ondan sonra tarım bilgi sistemi gibi sistemler üzerinden özel kurumlara ve devlet kurumlarına bir takım bilgilendirme ve belgelendirme yapıyorlar. Biz de DİA olarak özellikle altyapımız sayesinde bu süreçlerin daha kolay bir şekilde yürütülmesini sağlıyoruz. Peki şimdi kimya sektöründen bir firma satışını her ne kadar yapıyor olsa da, bir nakit akışı sağlıyor olsa Evet. Da raporlarla bunu göremedikten sonra, sonuçları göremedikten, Kesinlikle. İzleyemedikten sonra anlam olmadığını düşünüyorum. Evet. Hatta geleceğe yönelik kararlar alma noktasında da raporların çok büyük önemi var. Evet. Raporlamalar konusunda DİA'nın sağlamış olduğu çözümler neler? Senin de az önce bahsettiğin gibi raporlama aslında çok önemli bir husus. Hem firma sahiplerinin geleceğe yönelik bütçeleme yapabilmesi, bunun haricinde alım satımlarda oluşan maliyetlerin minimuma indirilmesi, tabii ki bir tedarik süreci var. Burada da birçok maliyet ortaya çıkıyor. Biz DİA olarak kimya sektörü firmalarına hem zamandan tasarruf sağlayan hem de iş verimliliğini arttıran raporlamalar sunuyoruz. Şimdi diğer bir konuya gelmek istiyorum. Kimya sektörünün kendi içerisinde ciddi yasal zorunlulukları var. Evet. Hatta tehlikeli madde kullanımı oldukça yoğun bir sektör. Evet, doğru. Bu noktada DİA'nın sağladığı çözümler neler? Bu noktada kimya sektörü firmalarının çoğu tehlikeli madde
taşımadan kaynaklı bir takım evrakları var. Bunlar ne olabilir? Sektör durumunu gösteren bir belge olabilir. Tehlikeli madde taşıma belgesi olabilir. Bazı firmalar Peking List üzerinden bu süreçlerini takip ediyorlar ve bunları devlet kurumlarına sunuyorlar. Biz de altyapımız ve raporlama yapımız sayesinde bu belgelerin hem saklanması hem getirilmesi konusunda firmalara özel önlemler sunuyoruz. Şimdi senin de bildiğin üzere DİA'nın önde olduğu konulardan birisi de mobil yönetim sistemi. Evet. Masa üstünde yapılabilen her şey mobil cihazlardan da kolaylıkla yapılabiliyor. Kesinlikle. Kimya sektörüne mobil yönetim sisteminin sağlamış olduğu avantajlar neler? Öncelikle teşekkür ederim bu sorun için. Akışımızda gayet güzel bir soru oldu bu. Tabii mobil kısımda da hem yöneticilerin hem sahada çalışan ekiplerin hem de üretim tesislerinde çalışan hem sevkiyat sorumluları hem depo birimi çalışanların çok yaygın bir şekilde kullandığı bir kısım aslında. Mobil tarafı. Bu taraf nasıl olur? Günlük satış ve siparişler takip edilebiliyor. Stok sayımı pratik bir şekilde mobil cihaz üzerinden yürütülüyor. Depoda çalışan bir personel mal kabul sırasında çok basit bir şekilde uzun vakitler almadan bu süreci tamamlayabiliyor. Tabii bunun yanında sağ satış ekipleri yani bizim PLCR dediğimiz ekipler de müşteri ziyaretlerinde sipariş alabiliyor. Mevcut durumda sipariş üzerinden fatura isale süreçlerini yürütüyor ve takip edebiliyor. Aynı zamanda bu süreçleri satışa çevirebiliyor. Tabii ki bunun yanında bir de ürün geniş yelpazede ve uzun soluklu bir ürün olduğu için bunun da belli bir yolculuğu var. Hı hı. İşte depodan çıktıktan sonra son tüketiciye ulaşana kadar geçen bir süreci de mobil cihazlar üzerinden çok rahat bir şekilde takip edebiliyorlar. Yani ürünün bir hikayesi oluşuyor aslında. Evet, ürünün bir hikayesi oluşuyor. İlk aşamadan son satışa kadar bunu mobilden takip edebilmek büyük avantaj. Tabii ki tüm aşamalarını hem ham maddenin tedarik aşaması, üretim aşamalarını, satış ve satış sonrası süreçlerini ve desteğe varana kadar olan tüm süreçleri de mobil cihaz üzerinden takip edebiliyorlar. Harika. Katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Son olarak eklemek istediklerin var mı? Tabii ki memnuniyetle. Öncelikli olarak kimya sektörü teknolojik olarak çok gelişen bir sektör. Bunun yanında tabii bir de pazar payı ve rekabet ortamı çok önemli. Kimya sektörü firmalarının da bu rekabet ortamında bir üst seviyeye ulaşması için ve aynı zamanda iş süreçlerini verimli hale getirebilmeleri için de bir ERP yazılımı kullanma gerekliliği son yıllarda giderek artmakta. Tabii biz de bu bağlamda DİA olarak hem uygulamalarımızı hem de altyapımızı geliştirerek sektör özelinde birçok firmaya gereken desteği sağlıyoruz. Peki. Tekrar çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İzleyen herkese de çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayınımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olun lütfen. Şimdiden o zaman ne diyeyim? Görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.